Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili dostlar. Hayırlı, huzurlu, bereketli cumalar, sağlıklı, aydınlık günler ve yarınlar inşallah. Bu hafta camilerimizde okunacak Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yayınlanan hutbeyi sizlere arz etmek istiyorum. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin, nahmeduhu ve nesta'inuh. Men yehdillahu felâ mudille lehu ve men yudlil felâ hâdiye leh. Neşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Ve neşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve rasuluh. Allahümme fesalli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'du fe ya ibadallah, usikum bi takvallahi ve ta'atih. İttegullaha ve ati'uh. İnnallaha ma'allezine ettegavvellezine hum muhsinun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnneddine indallahil İslam ve mehtelefellezine utul kitabe illa min ba'di ma ca'ehumul ilmu bagyen beynehum ve men yekfur bi ayatillahi fe innallaha seri'ul hisab. Sadakallahul azim. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Cumanız mübarek olsun sevgili kardeşlerim. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde çalışan Yahudi bir genç amansız bir hastalığa tutulmuştu. Vefakarlık örneği Peygamberimiz ölüm döşeğinde yatan bu genci ziyarete gitti. Gencin ruhunu bu şekilde teslim etmesine gönlü razı olmayan rahmet elçisi, şefkat dolu üslubuyla bir kez daha onu Müslüman olmaya davet etti. Genç, çekingen bir edayla yanında bulunan babasına baktı. Belli ki Müslüman olması durumunda ailesinin tepkisinden korkuyordu. Lakin sonuç korktuğu gibi olmadı ve babası Allah Resulü'nün bu nazik davetini kabul etmesini istedi. Genç de kelime-i şehadet getirerek İslam ile müşerref oldu. Bu duruma son derece sevinen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyerek şükrünü ifade etti. Benim vasıtamla bu genci ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun. Sevgili kardeşlerim, hutbemizin başında okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. İnneddine indallahil İslam. Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de okuduğum hadisi şerifte şöyle buyurmaktadır. Kim kalbiyle tasdik ederek Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederse, Allah ona cehennemi haram kılar. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Adem aleyhisselamdan itibaren bütün peygamberler, insanlığı sadece bir olan Allah'a teslimiyet ve ibadete davet etti. Tevhid inancından uzaklaşıldığı, yaratılış gaye ve hikmetinin unutulmaya yüz tuttuğu dönemlerde Yüce Rabbimiz
peygamberleri vasıtasıyla davetini yineledi. Bu kutlu davanın son elçisi, alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem oldu. O, kendisinden önceki peygamberler gibi sadece Allah'a iman ve ibadete, hak ve hakikata, bilgi ve hikmete, ahlak ve erdeme çağırdı. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radıytu lekumul islame dina. Bugün dininizi kemale erdirdim. Nimetlerimin tamamını size bahşettim ve sizin için din olarak İslam'dan hoşnut oldum. Ayetinde de belirtildiği üzere İslam Resul-i Ekrem Efendimiz ile kemale erdi. O dünya ve ahiret saadetine ulaşmanın yollarını insanlığa öğretti. Sevgili kardeşlerim, bizler bütün peygamberlerin Allah'ın kulu ve elçisi olduklarına, onlar aracılığıyla gönderilen kitapların aslına iman ederiz, tasdik ederiz, inanırız. Yine biliriz ve iman ederiz ki Allah katında kıyamete kadar geçerli olan tek hak din İslam'dır. Bütün insanlığın ebedi kurtuluşu Allah'ın son dini İslam'a teslim olmaktan geçer. Dünya ve ahiret saadeti Kur'an-ı Kerim'in hayat veren mesajlarına, Resulullah Efendimiz'in eşsiz örnekliğine, imana bağlıdır. Gönülden kelime-i şehadet getiren, Allah'ın huzuruna itaatla, salih amelle, hayır ve iyilik